ben biraz ısınayım. Evet, selam gençler. Soğuk bir kış gününden herkese merhabalar. Bugün İsveç'in başkenti Stockholm'dayız. Bu güzel şehri gezmek için bir günümüz var. Bu bir gün içerisinde neler yapılabilirse, yani en maksimumdan yararlanabilecek şekilde neler yapabilirse onu göstermeye çalışacağız sizlere. Şu an tam Aralık ayına geçiş evresindeyiz. Yani tam aslında kışa giriş evresindeyiz. Çevremden de gördüğünüz gibi her taraf karlarla kaplı. Daha da beter oluyordur eminim. Tam böyle kışın içerisinde ama şu an için bence gezilebilir, görülebilir bir seviyede. Herkes buraya yazın geliyor. Biz de dedik ki bir kışın görelim bakalım insanlar. İskandinavya böyle bölgesinin kışında nasıl gözüktüğünü bir görsünler istedim açıkçası. Hem de biz de görmemiştik. Biz de sizinle beraber tecrübe edeceğiz. Dediğim gibi bir günümüz var. Bu bir gün içerisinde yemek yiyeceğiz. Yemeklerini tatmaya çalışacağız. Müzelerini gezmeye çalışacağız. Onun haricinde şehrin içerisinde çok güzel böyle nehirle bölünmüş adacıklar var. O adacıkları gezmeye çalışacağız. Bundan bahsetmişken şöyle ufak bir bilgi de vereyim. Stockholm şehri hemen hemen 1 milyon 2 milyon arası bir nüfusa sahip. Yani çok büyük bir nüfusa sahip değil. Ama tarihi çok eskiye dayanıyor. Biliyorsunuz Vikingler zamanında bu bölgelerde de hüküm sürmüşler. Yani Norveç, İsveç, Finlandiya gibi bölgelerde de hüküm sürmüşler. Dolayısıyla onların hala bıraktıkları bazı yapısal her şeyi görmek mümkün. Onları da göstermeye çalışacağım size. Şehrin içerisinde 14 tane ada bulunuyor. Bu adalar şehrin içinden geçen bir nehir tarafından oluşturuluyor aslında. Ve bu nehir de en sonunda zaten Baltik Denizi'ne dökülüyor. Ve bu şehre de birazcık dokusunu veren de o nehir oluyor. Onlar haricinde belki duymuşsunuzdur. Stockholm sendromu diye bir sendrom var. Bundan da kısaca bahsedeyim. Stockholm sendromu mesela neden Stockholm demişler diye hiç düşündünüz mü? Bunun çok ilginç bir hikayesi varmış. 1970'li yıllarda Stockholm şehrinde bir soygun yaşanıyor. Bu soygun 6 gün boyunca devam ediyor, bir banka soygunu. Ve bu soygun devam ederken soygunculara sempati besleyen insanlar oluşmaya başlıyor. Bankanın içerisinde çalışan insanlar tarafından. Ve bu konu Stockholm sendromu adında daha sonrasında 80'li yıllarda artık kendini göstermeye başlıyor. Bu da aslında şey anlamına geliyor. İşte sizi kaçırmış, etmiş bir insana karşı bir sempati besleme, böyle bir sevgi gösterme gibi bir aslında bir sendroma dönüşmüş. Öyle adlandırılmış yani. Öyle de çok ilginç bir anısı da var. Bugün gezeceğimiz yerlerden ilki şu an bizim de üstünde bulunduğumuz ve benim de arkamda gördüğünüz bu adacığın ismi de Your Gardens olarak geçiyor. Bu bölgenin içerisinde birçok müze var. Aslında müzeler bölgesi de diyebiliriz. İki tane görülmesi gereken müze var. Bunlardan bir tanesinin adı Vasa. Çok önemli bir tarihe sahip ve içerisinde barındırdığı nesnelerle de gerçekten göz kamaştırdığı söyleniyor. Artık lafı daha uzatmayalım. Biz de içeri geçelim. Biz de çok heyecanlıyız. Acaba bakalım içeride bizi neler karşılayacak? Hep beraber görelim. Şimdi Vasa Müze'nin önüne doğru gelmek üzereyiz. Şöyle kendimi de çekeyim, göstereyim. Giriş 170 kron diyor. Şimdi kron demişken. Kron değil mi Cansu? Swedish kron. Swedish, yani İsveç kronu var burada. İsveç kronunun da şu anki kurlarla aslında 1 euro eşittir 10 İsveç kronu gibi bir durum. Belki 9 küsür de olabilir. Dolayısıyla 170 kron da hemen hemen işte 16 euro falan yapıyor. Giriş ücreti bu diyor ama bakacağız şimdi. İçeride ücretleri de tekrar gösteririm. Arkadaşlar şimdi arkamda gördüğünüz yerden ödemeyi yaptık. 340 kron o da yaklaşık 33 euro gibi bir şeye denk geldi. 2 kişinin fiyatı bu. Şimdi girişimiz de şöyle. İçeriye gelelim bakalım neler var. Şimdi buranın, bu geminin olayı şu. 1600'lü yılların başında burada Stockholm'un limanında açığında biraz daha bu gemi yapılmaya başlanıyor. 400 kişi çalışıyor bu geminin yapımında. Fakat bu gemi yapılırken şunun farkında değiller. Gemi çok ince, uzun ve çok yüksek. Ve çok yüksek olduğu için de dengesiz aslında. Şimdi bu yapımına yakın, yapımı bitiyor neredeyse. Ve bunun yapımının bitmesiyle beraber krala sergileyecekler sonra bunu. Ama krala sergilemeye giderken ne yazık ki aslında hiç rüzgar olmamasına rağmen bir anda birkaç dalga çıkıyor ve ufak tefek rüzgarlarla gemi yalpalanmaya başlıyor. Gemi yalpalandıktan sonra da şurada kenarlarında gördüğünüz top açıklıklarından su almaya başlıyor ve gemi sağa yatıp batıyor. Tabii o bölge yaklaşık böyle 40 metre civarında bir derinlikte o bölge. Dolayısıyla ve tabii 1600'lü yılların başı olduğu için hani bunu çıkartabilme imkanları da o zaman yok. Deniyorlar, birkaç defa yapmaya çalışıyorlar. Bunu yaparken de böyle çan gibi bir şey kullanıyorlar. Onunla işte geminin altına inip böyle bir hava balonu gibi bir şeyle yukarı çekmeye çalışıyorlar ama geminin şu anki gördüğünüz bu ağırlığı bile 900 ton. Dolayısıyla onu yapabilmek mümkün değil. Ne oluyor? 1960'lı yıllara geliniyor. 1960'lı yıllarda geminin tam yeri, lokasyonunu bir abimiz buluyor.
Daha sonrasında büyük bir ekip topluyor. Bu ekibi topladıktan sonra da çalışmalara başlıyorlar ve 1962 yılında mı? Öyle bir şey, öyle bir zaman aralığında. 1964 ile 1962 yıl arasında olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Burada gemiyi yukarı çıkartıyorlar. Çok uzun bir uğraş sonucu tabii 300 yıl boyunca suyun altında kalmış bu arkamdaki şey. Yani inanılmaz bir başarı bunu bu hale getirebilmek. Gerçekten yani tebrik etmek lazım gerçekten bu işe girişenleri ve bu haline getiriyorlar. Genel olarak da gemi arkamda gördüğünüz gibi yani inanılmaz büyüklükte. Yani baktığınız zaman 4 katlı bir bina yüksekliğinde ve bu şeyler hariç, yelken direkleri vesaire falan hariç. Sadece geminin kendi yüksekliği bu. Uzunluğu da 60 ile 70 metre arasında bir uzunluğa sahip. 60 ile 70 ve 100 metre uzunluğa sahip neredeyse yani çok uzun gördüğünüz gibi. Ve gerçekten harika bir şekilde bunu restore etmişler ve saklamışlar. Şu anki haliyle bile harika ve yani göz kamaştırıcı gözüküyor. Evet, genel olarak böyle. Evet, şimdi hep ben konuştum. Birazcık da hani Cansu ile beraberiz tabii ki. Bakalım, ben merak ediyorum Cansu'nun bu gemiyle ilgili düşüncelerini. Çünkü müze tek bir gemiden oluşuyor gibi duruyor ama benim gördüğüm yani şu ana kadar gezdiğim müzelerden hani en iyi ilk 5'e girer bence. Selam arkadaşlar. Yorumum şu şekilde, çok büyük bir gemiymiş. Yani bunu nasıl çıkarmışlar denizden? Gerçekten büyük bir mühendislik harikası. Bunu yapmak zaten büyük bir mühendislik harikası. Bunu su batan bu gemiyi çıkarmaları ise ayrı bir konu zaten. Şu an gördüğüm yani en büyük gemilerden biri diyebilirim. Ve gerçekten her bir köşesi çok değişik oymalar görüyorum. Çok beğendim. İyi ki gelmişiz. Vasa gezimiz de bu şekilde bitiyor. Yani bu müze gezimiz. Şimdi buradan sonra Old Town kısmına geçeceğiz Stockholm'un. Bakalım orası nasılmış. Birazcık da onu görelim. Evet, şimdi yolculuğumuz devam ediyor. Şehir merkezi tarafını gezme kararı aldık. Daha sonrasında da burada eski şehir mi oluyor? Eski kasaba mı oluyor? Old Town denilen bölgeyi gezeceğiz. Zaten çok fazla zamanımız olmadığı için bir de çok böyle kalabalık falan, bir de biliyorsunuz yani şu an biz aralığa girmek üzereyiz. Aralık ayını arifesindeyiz. Dolayısıyla Christmas dedikleri periyoda da çok yakınız yani. Genellikle bu dönemlerde insanlar böyle bu tür yani Hristiyan olan ülkeler genellikle bunu kutluyorlar. Genellikle de hepsi kutluyorlar normal olarak. Şimdi bakalım, o tür bir bölge gördük. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Bakalım neler olacak. Şimdi bu dediğimiz yere gelmek üzereyiz. Şimdi burada sıra sıra böyle. Ya şimdi açıkçası ben Cansu da bana onu söylüyordu. Şimdi diyordu ki yani sallama insanlara, bir şey söyleme. Gördük, güzel geldi gözümüze, yürüdük geldik de dedi. Doğru, öyle. O yüzden yürüyoruz şimdi. Hadi bakalım ne varmış bir görelim. Baksana böyle o ne lan, öyle bir şey var. Kırmızı bir şey yapmışlar. O ne oğlum öyle? Yulmarnat. Hava soğuk şu an. Bu arada hava kaç derece Cansu? Ya 1 ya 2 derece yani. Şunun üstüne atla Cansu'cum. Evet, bir bakalım buralarda neler varmış, neler satıyorlar. Kahve bardakları. Evet, bir bakalım neler varmış. Evet, bu bence kesinlikle Christmas'a özel bir şey ya. Aa, şurada şey, şat bardakları var. Şat bardakları. Şunlar çok güzelmiş. Ben böyle koleksiyon yapıyorum bunlardan. How much is that? 2 for 120. So that's two glass. Yes. Which two? Yeah, you can mix and match however you want. However we want. Okay. Okay, then choose. You can have one with snowflakes and one with candy canes. You can mix or you can have. Diyor ki bunun same. They're all handmade. Handmade. El yapımı, hepsi el yapımıymış. Bunları elde nasıl yapıyorsunuz? Şu neymiş? Bak böyle cheers diye bir şey var. Evet, bunu elde yaptıkları belli. Böyle bir şey alalım mı ya? İki tane bundan alalım bence. Çok güzel böyle küçük. Bence bundan. Ama biz bunu... Can we pay with card? No, sorry. We have Swish. It's an... Cash is also... You accept euros? No. Okay. Okay, then we don't have crowns. We don't have, yeah. Okay, then thank you. Thank you. Alamadık. Neden? Çünkü para çevirmeyi unutmuştuk Cansu. Para çevirmeyi unuttuk. Para üstü de veremezler. Aynen. Abi bu da çok sıkıntı bir şey yani. Başka bir şey. Bence hiçbir yerden alamayız gibi geliyor orayı. Bak gördüğünüz zaman Swish diye bir şeyle satılıyormuş. Yani Swish diye bir şey varmış.
Devam edelim. Belki kart geçen yerde vardır. Neden olmasın? Onlar biraz şeydi. Elde yapmışlar falan. Neyse bakalım başka neler var. Şöyle ilginç gördüğüm şeyleri göstereceğim. İlk başta dediğim gibi burası şeymiş abi. Hani bilmiyorduk ama Christmas için el yapımı böyle bardaklar. Ne bileyim böyle küçük kurabiye tarzı şeyler. Çorba tarzı değişik bir şey var. Onun ne olduğunu bilmiyorum ama. Değişik değişik şeyler satıyorlarmış. Burası çok bizlik olmadı ya. Yani çekeyim dedim bir şeyler bakayım dedim ama çok bir ilginç bir şey de yok açıkçası. Yani hep öyle gösterdiğim gibi bardak mardak satıyorlar. Bir de kurabiye falan var. Yani takı falan var. Çok ilginç bir şey yok. Şimdi gerçekten yemek bulabileceğimiz bir yere gidelim. Biz nedense aslında normalde ufak tefek şeyler yedik ama hala karnımız aç gibi. Değil mi? Gidelim onlardan yiyelim. Hadi yiyek. Ne diyorsun? Yiyelim. 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 Yani şehrin mimarisi çok güzel. Ben onu çok beğendim. Yani bu Slav kültürü gibi değil biraz daha. İskandinav kültürü biraz daha yani yapılar da birazcık daha farklı. Yani nereye giderseniz gidin hep şu şekilde böyle binalar karşınıza çıkıyor. Hakikaten şehri çok da güzel kurgulamışlar. Çok güzel yapmışlar. Şimdi o adalar bölgesi farklı. Bir de yani şehrin artık taştığı bölge biraz daha farklı. Artık orası Old Town olarak geçmesine rağmen o adalar bölgesi belki de. Burası da aslında eski bir mimariye sahip diyebiliriz bence. Yani yeni evet karışık böyle ya bir kültür şeyi olmuş. Burası böyle şeyi hatırlatıyor. Nişantaşı falan tarafı. Her yer hareketli, o değişik yani. Her yerde bir hareket var gerçekten. Her yere de otobüs giriyor. Güzel. Evet, devam. Bir gideceğimiz yere gidelim. Ondan sonra tekrar göstereceğim. İlginç bir şey oluyor. Ben tam olarak anlamadım ama Louis Vuitton'un tam önünde bir protesto var. Göstereceğim. Ha şey olayı. Şey olayı bu. Hayvan derisi kullanılması. Louis Vuitton diyor hayvan derisi kullanıyor diyor. Ve arkada da insanların umurunda değil. Giriyorlar çıkıyorlar alışveriş yapıyorlar falan. Ve burada da iki tane de polis koymuşlar. Baksana polisler hiç umurunda değil. Bakıyorlar bir sorun yok. Harika ya. Yani hani bu protesto özgürlüğünün olması çok ilginç değil mi sence de? Evet arkadaşlar, herkes özgürce düşüncelerini protesto edebiliyor. Bu da burada bir örneği. Çünkü neden biliyor musun? Gerçekten birinci dünya ülkesi olmak böyle bir şey yani. Bu birinci dünya ülkesi olduğun zaman bu tür şeyler çok sıradan oluyor. Bizde konuşamıyorsun bile. Tweet atmak, like atmak bile yasak. Ama siz korkmayın. Bizim videoya like atın. Bizde bir sıkıntı yok. Şimdi buraya geldiğin zaman böyle sürekli fine dining tarzı restoranlar falan da görüyorsun. Mesela şöyle insanlar oturuyorlar ya böyle. Bu restoranların hiçbirine böyle saat ne olursa olsun kafana göre giremiyorsun. Biz denedik, olmuyor. Çünkü burada şöyle bir kültür var. Her taraf rezervasyonla çalışıyor. Tabii ama fine dining olmasa belki şey olabilir. Belki boş olabilir, bilemiyorum. Ama insanlar burada her şeyi rezervasyonla yürütüyorlar. O kültür alışılmış. Çok da mantıklı bence yani. Her şey planlı, programlı ve sosyal insanlar yani, doğru. Cansun dedi doğru. Sosyal insanlar. Öyle gözüküyorlar yani. Hiç kimsenin suratı asık değil. Baksana yani hiç surat asık insan yok. Biz o kadar alışmışız ki herkesin suratının asık olmasın, bana kimse dokunmasın, etmesin falan. Burada herhangi birine bir şey sorarsan hiç problem yaşamazsın. Evet, devam ediyoruz. Şimdi Saluhal diye bir yere geldik. Böyle bir pasaj gibi bir yerden içeriye giriyorsun. Burada içeride böyle açık restoranlar vesaire yerler var. Şimdi içeri girelim bir bakalım. Biraz ısınmak iyi geldi. İçeri girince direkt şey, deniz mahsulleri kokuları karşılıyor insanı. Zaten şimdi fark ediyorsundur burada bak. Büyük bir yengeç, ıstakoz vesaire. Şurada balıkları görüyorum. Onlara bir bakalım. Şöyle balıklar var. Yengeç sever misiniz bilmiyorum ama ben hiç sevmem. Yengeçler var. Sushi mi? Sushi değil bu. Böyle değişik kebap gibi bir şey. Sanırım bunu pişiriyorlardır. Öyle biliyorlar. Bir de böyle balık köftesi gibi bir şey var. Bu yani evet. Yani balık kokusu çok aşırı geliyor. Çünkü sadece balık satıyorlar gibi geldi bana. Bir bakalım başka neler varmış içeride. Çok ilginç ya. Çok salaş bir yer gibi durmasına rağmen böyle çok kaliteli mekanlar var gibi geldi bana. Yani görüyor musun? Bak böyle şefler mefler, giyin kuşam falan. Tam o biçim yani. Güzel. Baksana tabaklar falan böyle fine dining tarzı.
Biz buraya böyle geldik ama sanki buraya da rezervasyonla yemek yenilebilir, bir şey yapılabilir gibi geliyor bana. Ama genel olarak güzel bir yermiş burası da. Zamanınızı değerlendirmek için değil de yemek yemek için daha doğrusu. Buranın çayını da adını da sağ sola üste koymuşumdur zaten. Eğer bu taraflara gelirseniz o bölgeye kesinlikle buraya da görmeden geçmeyin. Yani eğer yemiyorsanız bile yine de içeriye gelin bir bakın çünkü ortam hoş gibi geldi bana. Güzel geldi yani. Ama genellikle hep balık, hep deniz mahsulü üzerine bir yer burası. Evet, evet Old Town'a devam ediyoruz. Hadi bakalım. Metrodan şimdi aşağı iniyoruz. Onunla beraber Old Town'a gideceğiz. Böyle grafiti tarzı şeyler yapmışlar hep. Bütün metronun içinde bunlardan var diyorlardı zaten. Burayı ne ara yapmışlar, bunları ne ara çizmişler hiçbir fikrim yok ama. İsimlerini yazmışlar. Peace, Barış Şanti. Boris Şanti mi? Böyle bir şeyler yapmışlar. Güzel, bu böyle boylu boyunca devam ediyor ileriye doğru. Evet, Slussen metro durağından indikten sonra böyle Old Town'a doğru gidiyoruz. Aslında Old Town denilen bölge böyle birazcık daha küçük bir ada gibi gözüküyor olabilir şeyde Google'da ama aslında bu bölgede Old Town olarak geçiyor şu an bulunduğumuz bölge. Şu an gitmeye çalıştığımız yerin adresini ben bir sağ üste, sağ alta falan bir yere koymuşumdur zaten. Şu an bizim bulunduğumuz yer Söderman Adası. Söderman Adası da hani Old Town bölgesi gibi geçiyor. Şimdi burada şehri yukarıdan görebileceğimiz, biraz daha böyle üst taraftan görebileceğimiz, fotoğraf çekebileceğimiz, yapabileceğimiz, görebileceğimiz bir yer var. Oraya doğru gidiyoruz. Bu gittiğimiz yer şu an bayağı meşhur bir yer. Burada gelen herkes için oraya kesinlikle gitmesi öneriliyor. Şimdi hava böyle biraz karanlık gibi gözükebilir size. Aslında saat daha 3. Ama tabii burası biraz kuzey bir bölge olduğu için ve şu an Aralık ayında olduğumuz için birazcık böyle karanlık gibi gözükecek ama bakalım. Yani her taraf çok güzel ışıklandırılmış, bir sorun yok gibi. Bir de bakalım hem gece de bakalım Stockholm nasıl gözüküyormuş yüksekten, onu da bir görmüş olacağız. Şimdi Fjällgården diye bir şehri seyretme yerine gidiyoruz. Fotografya Müzesi'nin hemen arkası diye geçiyor bura. Oraya giderken yolda da hem de binalar çok güzel. Buranın Old Town'unu bize anlatıyor. Güzel bir sokaktan geçiyoruz. Eğer buraya gelecekseniz havalimanı şehre biraz uzak. Hızlı tren 1 saatte geliyor. Ama eğer otobüsle ve trenle, düz trenle, ekspres olmayan trenle gelirseniz o da 1,5-2 saat civarı bir şey sürüyor. Buraya geldiğinizde onu da hesaba katın. Bir de buraya geldiğiniz zaman kullanmalık böyle 24 saatlik vesaire bilet alabileceğiniz bir uygulama var. Adı da Esel. Ben onu şu an sağ üst köşeye, sol üst köşeye falan bırakmışımdır. Buraya gelmeden önce kesinlikle onu indirin. Hayat kurtarıyor. Normalde aldığınızdan daha ucuza bilet de alabiliyorsunuz. Dolayısıyla gereksiz yere taksiye böyle trilyon para vermeye hiç gerek yok. Şimdilik bu kadar. Yani şunu söylemem lazım. Hani buraya geldik. Evet biraz böyle yorucu. Bayağı bir yol gitmeniz gerekiyor. Ama geldiğinizde de gayet değiyor. Şurada tam karşıda bir oyun parkı mı derler. Böyle roller coaster vesaire tarzı hız trenlerinin olduğu bir alan da var. Eğer isterseniz oraya da deneyebilirsiniz. Ama benim şu ana kadarki kişisel görüşüm, eğer Stockholm'a gelecekseniz en az 2 gün buraya ayırmanız gerekiyor. Hatta 3 gün olursa çok daha rahat her tarafını gezersiniz. Bu arada şu an ekranda gördüğünüz bölge, o Old Town dediğimiz bölge. Henüz daha oranın detaylarını size gösteremedim. Oraya da buradan sonra gideceğiz. Şu an böyle hava biraz karanlık gibi gözüküyor ama aslında şu an saat 3.30 yani 15.30. Gecede kendisine az güzelliği var diyebiliriz. Evet arkadaşlar biraz şöyle bir durum oldu şimdi. Her tarafta bir rezervasyon istiyor ama bizim şansımıza yine denemek istediğimiz yerlerden bir tanesi olan Harvest Home'a geldik. Bu Harvest Home'da da hamburgerleri ve steakleri çok güzel diyorlardı. Şimdi onları denemek için gireceğiz içeriye. Evet Cansucuğum, ne yemek söyledik? Ben ızgarada et biftek söyledim. Çok pişmiş. Yanına kendi lokal biralarından Swedish birası söyledim. Gökberk sen de hamburger söyledin değil mi? Ben hamburger söyledim, Cansu biftek söyledi. Yemekler geldiği zaman da bir gösteririm. Şimdi oturduk arkadaşlar buraya. Yani gayet güzel ortam. Harvest restoran, Harvest Cafe. Aynen. Yani bayağı beğendik. Mumumuz bile var, bilmiyorum şu an
kadrajda bulunuyor mu? Ama çok güzel. Bir de şey değil mi? Sanki böyle bir açıdan da böyle romantik bir ortamı da var. Aslında çok cozy bir yer. Bence çok güzel. Şu an için iyiyim. Eğer buraya gelmeyi düşünüyorsan, şimdi çok ucuz bir şehir değil. Ben onu fark ettim. Çok evet. Çok aşırı ucuz bir şehir değil. Yani mesela burada Cansu bir biftek aldı. 25 euro mesela. Yani euro cinsinden değeri 25 euro. Ben bir hamburger aldım. 17 euro. Yani aslında bunlar uygun fiyatlar değil çok baktığın zaman. Ama buraya geldin. Evet. Burada 2-3 gün harcayacaksın. Ama genel olarak bence hani ortama bile değer yani. Bir de şöyle ortaya kraker vesaire gibi bir şeyler getirdiler. Bir de şöyle yanında tereyağı var. Şöyle bir kıtırlı böyle bir şeyleri var. Ekmekleri var. Bunun üzerine arkadaşlar kahvaltıda işte tereyağı sürüyorlar ya da peynir koyuyorlar ya da değişik karışımları var. Bunları bu şekilde tüketiyorlar. Akşamları da yemeğin yanında bu şekilde tüketiyorlar arkadaşlar. Evet dostlar, yemekler geldi. Cansu'nun bifteği. Yanında şöyle güzel garnitürüyle beraber ve patates kızartmasıyla geldi. Bu da benim burgerim. Böyle içi iyi pişmiş. Güzel yumuşak bir et. Bakayım benim hamburger nasıl. Et çok güzel. Hamburger eti harika. Beğendim. Arkadaşlar biz bunu bir yiyelim. Ondan sonra tekrar yemek sonunda konuşuyor oluruz. Şimdi yemeğimizi yedik. Yemeğimizi yedikten sonra şöyle ne kadar bir hesap gelmiş bir bakalım. Toplamda 729 İsveç kronu tutmuş. Bu da ne kadara denk geliyor? 67 euroluk bir ödeme. Yani kesinlikle ucuz bir yer değil ama çok aşırı pahalı bir yer olduğunu da söyleyemeyiz. 3 bira, bir büyük biftek, bir tane hamburger. Gayet bence normal. Evet. Old Town'a ulaşmış bulunuyoruz. As bayrakları Gökberk. Çevreye koy bir yerlere. Neyse şimdi bakalım ne varmış bu Old Town'da ya. Her tarafa Old Town dedim bu videoda, ben onu çok iyi biliyorum da. Neresi Old Town ben de bilmiyorum. Neyse bir bakalım, güzel bir şeyler görürsem şey yapacağım, çekeceğim. Bak burası böyle bir cadde. Gündüz artık nasıl gözüküyor diğer YouTuber'lar izlersiniz. Nobel Prize Museum'a doğru giriyoruz. Tabii ki içine giremeyeceğiz. Artık bu saatten sonra kimseyi kabul etmez. Bir bakalım ama en azından neresiymiş. Şimdi yemek yerken biraz da şey makinelerin şarjını falan doldurduk. Cansu'ya da söyleniyordum. Dedim ki Old Town, Old Town dedik. Neresi Old Town, anasını satayım. Hakikaten sanırım sanki burası Old Town gibi bak. Binalar baya baya eski yani. Şunlara baksana, bunlar yeni bir bina değil yani. Hatta bazıları yamuk yumuk. O yüzden ne zaman yamuk bir bina görürsen o zaman anla ki Old Town'dasın. Mesela böyle abuk sabuk daracık sokaklar mesela. Şurada gördüğün gibi ıssız. Bunlar her yerde var. Bak mesela ilginç şey şu. Zamanında böyle tasarlamışlar. Mesela bak şu sol taraf kebapçı bu arada. Jerusalem kebap diyor. Aha köfte. Kebap köfte. Şimdi şu pasajı gör, yani böyle geçişi görüyor musun? Alt geçit gibi böyle. Şu üst taraf abi şey mesken yani. Öyle tasarlanmış. Hoş bir görüntü veriyor açıkçası bu tür yerlere. Hadi gel Cansu, hediyelikçiye girelim. Güzelmiş ya vallahi. Şu çok güzelmiş. Küllükler var vesaire. Bunların altındaymış fiyatları. Şöyle bakalım. 79 kron diyor. Yani 6 euro civarı bir şeye. Şöyle güzel bir seramik külle sahip olabiliyorsun. Şunlar çok güzel ya. Bunlar mesela şu kupalar, hani eski böyle şeyde Vikings dizisini falan izlediyseniz böyle büyük bardaklar oluyor ya, bunlar onlardan. Kaç paraymış? 189. Yani 15 euro, 16 euro civarı bir şey. Burada tepsiler var. Fiyatlar neymiş? Şunu merak ettim mesela. Şu dandik tepsi 99, 7, 8 euro. 8,5 euro. 8-8,5 arası. Burada giysi bölümü var. Bunlar bana göre değil ama yine de sizin için şöyle bir fiyatı söyleyeyim. Mesela 249 kron diyor. Yani 22 euro civarı falan. Evet, burası böyle bazı butikler, hediyelik eşyacılar vesaire. Şu an biz Square'e çıkıyoruz. Herhalde bir meydana çıkacağız gibi duruyor. Böyle devam ediyoruz. Şöyle bir meydan gibi bir yere geldik. Burası adayı. Burası küçük bir ada demiştim ya. Orayı böyle diğer taraflara bağlıyor. Ama yapı bak görüyorsun değil mi? Yapı fena değil abi. Yapılar çok güzel yani.
Bizde de böyle hani Topkapı Sarayı falan hep kendine özeldir ya. Buradaki abi binalar da hep kendine özel. Çok güzel mimariyle tasarlanmış yani. Böyle güzel bir avlunun içerisinden geçiyoruz. Şu an bu sağımızda ve solumuzda gördüğünüz yer büyük İsveç parlamentosu binası. Sen şimdi Türkiye'desin. %180'lik bir enflasyon var orada. Burada adamlar %5, %6 gibi enflasyon oranlarında böyle diyorlar ki ne oluyor, siz ne yapıyorsunuz, nasıl işte ülke yönetiyorsunuz falan. Millet birbirini yıkıyor. Yani dolayısıyla ne dertler var değil mi? Bu önümde gördüğünüz yer şu an Kraliyet Sarayı. Oldukça büyük bir bina, eski de bir yapı. Ama bizim Aksaray daha iyi yani, her türlü basar buna, bin basar buna. Siz ne yapıyorsunuz ya? Nerede yaşadığınız yere bak abi. Burası şu an önümde gördüğünüz yer Old Town tarafıyla, yani Kraliyet Sarayı'yla asıl şehrin bir kısmını birbirine bağlayan geniş bir meydan. Gece de ışıklandırması da güzel olmuş. Gayet iyi. Arkadaşlar beğenin, like atın, bizi takip edin, bir şeyler yapın. Hadi kendinize iyi bakın, görüşürüz.